televizyonumuzda yıllarca program yapan Aşık Demsazi mahlasıyla Adnan Özcan'dan abimiz bugün televizyonumuza geldi. Her sene geleneksel olarak Aşık Ali Kemal Yiğit hocasını anma programları yapıyor üstadını. Bu sene de yine bir anma programı yapacak. Onun için de televizyonumuza geldi, ziyaret etti. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Levent Bey. Ne var ne var, iyi misiniz? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Anlı olsun, sağlığınıza Yine bir yol, aç işte 8 Kasım'da. Yani Cuma günü Millet Bahçesi'nde nikah salonunda. Daha doğrusu kültür salonunda. Bir programımız var. Kozanlıları programa davet etmeye geldik. O tatilye de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü yıllarca birbirimizden memiz var. Evet. Yıllar, bizim evimiz zaten. Adnan abi bu seneki e, programı içeriğinden programın içeriğinden bahseder misin? Programın içeriği her sene olduğu gibi bu bir anma gecesi zaten. Kolay da olmayan bir program biliyorsunuz. Bunu Büyük sponsorlarımız yok. Yap evet. Davetiye usulüyle organize ediyoruz bu programı. Protokolda davet ettik. İnşallah katılacak da oldular. Programın içeriği tabi önce bir dua taşıracağız. Evet. İstiklal Marşı'mız okunacak. Programa katılan arkadaşlarımız Kahramanmaraş'tan Yok sözden katıracaklar. Bu da zaten e, Maraş'ın da ünlü bir halk ozanı. Karaman Maraş Halk Ozanları Derneği Başkanı. Sağ olsunlar bizleri kırmazlar. Yine ulusal bir aşığımız. Memleketimizin aşığı Aşık Eyyubi. Aşık Eyyubi zaten biliyorum atışmalarıyla ünlüdür. Yine Aşık Mustafa Fındıklı Adana'dan katıracak. İyi bir arkadaşımız. Atışmacı. Sesi güzel. Sazına hakim. Osman Akşay zaten yine yöresel bir aşığımız. Beyefendiliğiyle bilinir atışmacı bir yarışımız. Ozan Alışan, kendisi Ozan. Aynı zamanda mühendis, o da benim oğlum. Ozan Yiğit, benim ustanın torunu, altyapı sağlam. Müzik öğretmeni aynı zamanda. Aşık Hikmetli, o da beyefendiyle tanınan bir arkadaşımız. Aşık Çataloğlu, Çukurova Halk Ozanları Derneği Başkanı. Kendisi Fekeridir. Değerli bir üstattır. Yine tertip komitesinde ben Aşık Demsazi, Mahmut Dibaroğlu Bucak Miktarı, Okan Yavuz Şoban Pınarı Muhtarı, Hasan Özenli Nırlıca Muhtarı, Ahmet Pazarcı da Hacer Mantaş Muhtarı. İnşallah güzel bir program olacak. Sevgili Kozanları buyursunlar gelsinler diyoruz. attana bunu geleneksel yapıyorsun ama 1-2 Haziran Kozan'ın kurtuluşunda 1 Haziran'da aşıklarımız sahne buluyor. Bir de senin bu yaptığın program aşıklarımız sahne buluyor. Kozan'da aşıklık kültürü zayıfladı sanki hiç böyle programlar yapan yok. Bir de üstadına anan aşık olarak sen varsın burada. Evet burada mesela yapılması gereken daha bir sürü aşıklarımız var rahmetli olan. Ama yapılmıyor bunu ben... Gene... Aşık İmami'nin bir Badepe köyünde anılması gerekiyor değil mi? Gerekir tabii yani şimdi oranın da o bölgenin şeyleri sahip çıkması lazım. Verimden geçse onu da yaparım. Ama yok zorlanıyorum. Bu da benim son programım olacak diye korkuyorum zaten ama programı. Çünkü çok zorlandım artık yaş olarak da performansımızı kaybetmeye başladık. Yani kolay değil, Bugün bir Kadir Aşık Feymanı programları hala devam ediyor ama bu sene onlar da yapamadılar. Yapacaklar mı yapmayacaklar mı onu da bilemiyoruz. İsteriz biz tabii bütün aşık Üstatlarımızın hepsini getirmiyor ama hepsi biraz maddiyata bakıyor. Evet. Para olmasa da yapamıyorsun kardeş ya. Yok. Keşke bir aşık, kozan aşıklar derneğimiz olsa da buraya e, işte bu kültürü sevenler destek olsa ve bu kültür yaşasa? Ya mutlaka tabii şimdi ben değerli belediye başkanımızdan ben böyle aşıklar otağı istedim seçim sıralarında. O da düşündüğünü söylemişti. Bir Nisan'dan sonra görüşerim, aşığım dediydi değil ama bir türlü de pek bir araya giremedik. Ama bir aşık otağı yapacağını duydum ben. Bir, e, bir sohbette geçmiş. Belediye başkanımızdan da Mustafa Atlı Bey'den de bunu talep ediyoruz yani. Yani bu geleneği başka türlü yaşatamazsın. Çırak yetişmiyor. Evet. E biraz da eski aşıklarımızın da bunda hataları var. Ben bunun mücadele arasında çok yaptım. Dal altında dal büyüdün dedim. E büyütmediler. Hı. Olmuyor yani olmadı. Ama Hı. bunu memleketimizin belli bölgelerinde bu işi Yap. daha da yaygın yapıyorlar. Adamlar dernekleşmişler. Çok da güzel götürüyorlar bu evet. programı. Burada inşallah sizin sesinizde yetkililer duyar da bir çalışma yaparlar. Çünkü Sivas'ta hala çok güzel bir Sivas'ta şekilde bir aşıklar İstanbul'da programları yapılıyor. oradaki Oradaki doğal aşıklarımız orada yapıyorlar. Çok da güzel götürüyorlar yani programı. Evet. evet Adnan abi hayırlı olsun geleceğiz inşallah. Allah izin verirse ben kozanları bekliyorum. Bilhassa da protokol de bekliyoruz mutlaka. Protokollüste programı Bektadır'da olmuyor. Evet, evet. Sayın Kaymakamımızı davet ettik, belediye başkanımızı davet ettik, daire amirlerini davet ettik. İnşallah katırlar. güzel de bir program olacağına inanıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. O tarz de ulaşık olsun. Allah ısrar Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.